Nazlı Hanım, sezaryen ısrarla reddediyor. Bu işin sonu hiç iyi değil. Bence de. Orhan hocanız nerede? Aradım ben birkaç kere, açmıyor. Kadın bile istiyor, ölecek. Evet ama bebeği kurtulacak. Sen hep burada olsaydı fedakarlığın ne kadar önemli olduğunu anlatırdı. Ne yazık ki burada değil. İşte fedakarlık. Peki söyleyin bakalım, sizce bu kadın mantıklı, rasyonel bir karar mı veriyor? İnsan temel motivasyonlarından vazgeçebiliyor. Bazen. Bu sefer sayılmaz. Bu tamamen biyolojik. Yani evrimsel açıdan bakarsak gelecek neslin ihtiyaçları daha önemlidir. Kadının doğru bir karar verdiğini mi söylüyorsunuz yani? Ben bir şey söylemiyorum. Darwin öyle söylüyor. Bence bizim hastamız gelecek nesil değil. Bizim hastamız Nazlı Hanım, annesi. Onu iyileştirmeye çalışmamız lazım. Orhan Hoca. Onkolog olan o. Nerede bu Orhan Hoca? Nerede bu Orhan Hoca? Plan çok iyi. Hı? Kansere çare bulacağız çünkü biz. Ateş Bey, merhaba. Kaçtınız mı karakoldan? Hayır. Yok, ifademizi aldılar, sonra da bizi serbest bıraktılar. Ama koşarak hastaneye geldik, şimdi bizi kızımızın odasına almıyorlar. Allah Allah. Niye almıyorlar ki? Kızınızı öldürmeye çalıştığınızı düşündüklerinden mi acaba? Biz kötü bir anne baba değiliz Ateş Bey. İnsan çocuğunu bile isteye aç bırakabilir mi zaten? Biz bir beslenme uzmanıyla çalışıyoruz, o söyledi bize. Bebeğimizin ihtiyacı olan her şeyi ona yedirdiklerimizden alabileceğini söyledi. Kafamıza göre hareket etmedik, bir uzmanla çalıştık biz. Instagram'dan mı buldunuz o uzmanı acaba? Kesin. Ah bu internet sonunda bizi işsiz bırakacak. Hayır tabii ki Ateş Bey. Benim amcam kendisi beslenme uzmanı. Diplomalı, bu işin okulunu okumuş. Biz en güvendiğimiz insandan yardım aldık bu konuda. Adı neydi yavru kaplanın? Kiraz. Kiraz Kaplan. Kiraz. Hı hı. Hadi be. Evet. Güzel. Memoli, bir tomografi istiyorum senden bir hasta için. Apse veya gizli bir enfeksiyon var mı bakacaksın? Kiraz Kaplan. Evet, Kiraz. Kiraz Kaplan, evet gerçekten. Tamam. Görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Soner, ya ona bir şey olursa? Ben dayanamam. Şişt, tamam, böyle konuşma lütfen. Tamam, sakin ol. Şu halimize bak ya. Benim çocuğum orada yatıyor. Biz burada yanına giremiyoruz ya. Ya biz gerçekten aç bıraktıysak, onu böyle besleyemediysek, yani bizim yüzümüzden hasta olduysa, ya ben nasıl bir anneyim Soner ya? Ben nasıl bir anneyim ya? Ben kendi çocuğuma, kendi ellerime sebep olacakmışım Işıl, neredeyse ya. Işıl, böyle bir şey yok. Sen de biliyorsun biz ne kadar uğraştık, ne kadar araştırdık bir hata yapmamak için. Çok başarılı olduk gerçekten, bravo bize. Çiğ sebze ne ya? Ya çiğ sebzeni Allah aşkına küçücük bir bebek o ya. Biz bu cahilliği nasıl yaptık? Biz kendi çocuğumuza nasıl böyle bir aptallık yaptık? Benim gerçekten aklım Işıl, almıyor. Işıl sakin. Bak düzelecek, tamam mı? Benim bebeğim bak orada yatıyor. Ben burada yanına giremiyorum. Ben onun annesiyim Soner ya. Ben onun annesiyim ya. Gel ona bir şey olursa. Olmayacak, merak etme. Ya olursa olmayacak. Ama ya olursa olmayacak, ya. Ya lütfen olmasın. Lütfen olmasın. Tamam, olmayacak. Dayanamam, yapamam da. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.